Kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Kazanıyoruz, kazanıyoruz. Millet kazanıyor. We have İmamoğlu, they don't. Bu İngilizce işi başka yerlere sarar. Çok girmeyelim oraya. Ama bugün kesinlikle her şey çok güzel olacak. Ama önce sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım. Bakın, sorumluluklarımızın yerine gelmediği, devletin görevini yerine getirmediği, devletin özenli davranmadığı, devletin adaletli olmadığı, devletin liyakatli bir dönemi yaşatmadığı ortamda ne yazık ki maden işçilerimizi kaybediyoruz. Ve ne yazık ki canımız yanıyor. Maden işçilerimizi kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Başımız sağ olsun, başınız sağ olsun. Üzüntülüyüz. Ama bu düzen değişmedikçe maden işçilerin ölümüne kader diye tanımlayan bir akıl var oldukça, tedbirlerin alınmadığı bir ortam var oldukça bu acı haberleri almaya devam edeceğiz. Size söz, bu seçimi bir de özellikle o madenlerde kaybettiğimiz işçilerimizin ailelerimiz için kazanacağız. Size söz. Liyakatsiz insanların kaderin oyunu diye tariflediği bir düzene son vereceğiz. Son vereceğiz ve onları evlerine yollayacağız. Tıpış tıpış evlerine gidecekler. Tıpış tıpış evlerine gidecekler. Bakın, 21 yıldır bu ülkeyi yönettiler. 21 yıldır yönetip bugün hala bu memlekete, Bartın'a, Karadeniz'e, ülkemizin her yerine cek cak diye konuşup bir 20 yıllık daha vaat verirken, hatta özür de dilemeyip, hatta kibirli davranıp, hatta insanlarını hala bölük pörçük hale getirip, darmadağın edip, ötekisi berikisi oy veren vermeyen diye parçalıyorsa, bu insanların bir gün bile artık bu vatanın üzerinde bir yetkisinin olmaması lazım. 14 Mayıs onun için 14 Mayıs çok önemli. 14 Mayıs bu cennet vatan için çok önemli. Bu memleketin bekası için çok önemli. Kalkmışlar bir de diyorlar ki bu seçim bir darbe meselesi koydular ortaya. Efendim, seçimi onlar kazanırsa milli irade, Millet İttifakı kazanırsa darbeciler kazandı. Bu akıl ne biliyor musunuz? Siyaseti hayatının odağına koymuş. Seçimi kazanmayı her yol mübahtır anlayışıyla davranan bir akıldır. Bakın, nezaketi elde bırakmadan, yalan iftiraya göğüs gererek bu mücadeleyi verip seçim nasıl kazanılırı İstanbul'da hep birlikte ispat ettik. Hep birlikte. Hatırlayın, bugün memleketin insanına inancından ötürü bölmeye çalışan bu akla, yahu kalkıyorlar milletimizin
milliyetçiliği üzerinden konuşuyorlar. Öyle kanıma dokunuyor ki, öyle kanıma dokunuyor ki ağzıma çok şey geliyor söyleyecek. Sonra diyorum ki ya kötü söz sahibine aittir. At kenara gitsin. At kenara gitsin. Bu millet buna inanmaz. Bunlar bir avuç insan. Bunlar bir avuç insan. Bunlar devlet insanı özelliğinden uzak. Sadece bir avuç insana hizmet eden kişiler. Birkaç kişi mutlu olsun onlara yeter. Milletin derdi onları ilgilendirmiyor. Milletin ekonomik sıkıntısı, mutfaktaki yangın, emeklinin durumu ortada. Sevgili hemşerilerim, bakın burada benim Bartın'da benim eşim, dostum, akrabalarım yaşıyor. Ben bu memleketin insanıyım. Bu memleketin insanıyım ben. Buraya gelirken ben evime geldim hissediyorum. İnanın Bartın'ın her derdi bizim derdimiz. Karadeniz'in doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi bu memleketin her derdi bizim derdimiz. Ama onlar öyle bakmıyor. Onlar bu seçimi kazansınlar onlara yetiyor. Çünkü onların derdi kişisel menfaatleri. Bizim derdimiz bize oy veren vermeyen fark etmez. 86 milyon milletimiz. Milletimiz. Ve bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Milliyetçilik nedir biliyor musunuz? Milliyetçilik görevini iyi yapmak demektir. Milliyetçilik vatandaşını birbirine kırdırtmamak, vatandaşını birbirine kötü baktırmamak. Milliyetçilik iyi yöneticilik, milletin bir kuruşuna bile zeval getirmemek. Sevgili gençler, size ben bir örnek vereyim. Hepiniz kurban olurum size. Buradasınız tabii. Kurban olurum size ben. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu seçim sizin seçiminiz. Bu seçimi gençler kazanacak. Gençler. Bakın en çok sizin gözlerinizin içine, sizin yüreğinize bakıyorum. Niye biliyor musunuz? Önümüzdeki 25 yılı kaybetme lüksümüz yok. Yok. Bu insanlar bize önümüzdeki 25 yılı da 50 yılı da kaybettirirler. Bunlar kötü yönettiler. Bakın 2023'te kişi başı $25.000 kişi başı milli gelir hedefi koydular. Fazla değil 15 yıl önce. Şu anda üçte biri bile değiliz. Üçte biri. Bunlar görevi aldığında dünyanın 16. ekonomisiydik. Şu anda 21 geriye gidiyoruz. Onun için bu seçim sizin seçiminiz gençler. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir olay. Bizden önce yahu bir kişiyi işe alıyorlar. 10 gün öncesinde işe alıyorlar. 10 gün sonra ne kadar mühim bir kişi ki burs veriyorlar ona burs. Tam 4 milyon lira burs veriyorlar. O bursla bakın Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketine alıyorlar. Amerika'ya öğretime yolluyorlar. Peki ne üzerine? Siyaset bilimi. 4 milyon lira. Hanginize $200.000 burs veriliyor bu ülkede? Hanginize? Geçtik. Hanginize $2.000 burs veriliyor? $2.000. Bakın o kişi şu anda bu İktidar Partisi'nin İstanbul'da milletvekili adayı. Bir de bunlar çıkıyorlar. Bizim vaatlerimizi yalan yanlış iftirayla aşağı çekmeye çalışıyorlar. Sevgili gençler, bakın
Biz göreve geldik. Bir kişiye dahi burs vermeyen belediye tam 75 bin gence burs veriyor. 75 bin. Bir kişiye dahi, bir kişiye dahi, öğrenciye dahi bir yatak, bir yatak bile vermeyen, bir yurt yatağı bile vermeyen belediye bu Eylül'de tam 5 bin yatak veriyoruz. 5 bin. Hani milliyetçilik? Hani milliyetçilik? Sen milletin evladını sokakta bırak. Sen milletin evladına ödeyemeyeceği kira düzeniyle ortamsın. Sen milletin evladına burs değil, bir avuç yakınının evladına burs ver. Ondan sonra milliyetçilik tasla. Hadi oradan! Hadi oradan! Hadi oradan! Kimse, bakın size bir şey söyleyeyim. Kimse benim milliyetçiliğimi tartışamaz. Bakın ben de kimsenin milliyetçiliğini tartışamam. Ben hepinize, bu memleketin 86 milyon insanına vatansever gözüyle bakıyorum. Öyle bakmalıyız. Öyle bakmalıyız. Onlara kalsa bu ülkenin 40 milyonu vatan haini. Hadi oradan. Hadi oradan. Böyle bir şey yok. Buna son vereceğiz. Buna son vereceğiz. Sevgili gençler, ön yargılarını yıkmış sevgili gençler. Biz bu topraklarda insanı insan olduğu için, insanı yaradandan geldiği için severiz. Nokta. Var mı başkası? Var mı başka ötesi? Sevgili anneler, biz öyle öğrenmedik mi çocukluğumuzdan beri? İnsanı yaradandan öteri severiz demedin mi bize annelerimiz, babalarımız? Hala öyle söylemiyor muyuz? Bu ne diyor? Bunlar tür diyor, çeşit diyor insana. Neler demiyor ki? Allah bunların iftiralarından korusun. Bu memleketin 86 milyon insanını korusun. Bakın, biz İstanbul'da bunların söz verip yapamadıklarını yaptık. Burada da yapacağız. Bakın, size söz, size söz. Milletvekilimiz burada. İnşallah ikileyeceksiniz onu bu sefer. İnşallah. İnşallah. Biz sizden oy istiyoruz. Çünkü bunların yapamadıklarını da biz yapacağız. Ekonomik sıkıntıları biz çözeceğiz. Neye güveniyoruz biliyor musunuz? Millete güveniyoruz. Size güveniyoruz. Size. Milletin evlatlarına güveniyoruz. Bizim Cumhurbaşkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na güveniyoruz. Biz, bakın biz, dedim ya az önce, İstanbul'da bu ittifakla nasıl kazandık biliyoruz değil mi? Nasıl iftiralar koydular, nasıl yalanlar dolanlar koydular biliyoruz. Seçimi elimizden almaya kalktılar. Onu da yaşattılar bize. Ne oldu? Ne oldu? Milletin ittifakı dimdik ayakta durdu. Ben bu arada Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e de teşekkür ediyorum. İstanbul'da büyük mücadele verdik o zaman. Büyük mücadele verdik. Şimdi aile büyüdü. Aile büyüdü. Cumhurbaşkanımızın o mimarlığında heyet büyüdü. Şimdi bu 6 partinin ittifakı artı Mansur Yavaş'ın da selamını getirdim hepinize. Biraz sonra Manisa'da buluşacağız. Büyüdü. Ve biz şimdi milleti de içine alıyoruz. Milletin evlatlarıyla bambaşka bir dönemi hep birlikte başlatıyoruz. Hep birlikte başlatıyoruz. Değerli dostlar, ya her tarafı doldurdunuz, şaşırdım kaldım kardeşim. Orada da varmış bak. Kurban olurum hepinize. Hepinize kurban olurum ben.
Sizi de çok seviyoruz. Arkadaki esnafımız. Neyse, Manisa'ya gideceğiz. Heyecanlısınız biliyorum. Bunların verdiği ve yapamadıkları sözleri de yerine getireceğiz. Bartın'daki devlet hastanesini biz açacağız. Bartın'ın çevre yolunu da biz yapacağız. Göreceksiniz Filyos Limanı'nı, o Filyos'un arka kısmının bereketli ortamını düzenli, düzeyli, stratejik bir akılla. Bakın, Batı Karadeniz'in bütününe bakacağız. Zonguldak'a, Bartın'a, Kastamonu'ya, Sinop'a kadar bu bölgeyi, Karabük'ü, bu bölgeyi bütün ele alacağız. Bu bölgeyi unutulmuş bir bölge halinden kurtaracağız. En fazla göç veren değil. Emeklimiz de mutlu olacak. Emekliye müjdeleri Cumhurbaşkanımız söyleyecek. Ama biz bu bölgeyi Türkiye'nin en coğrafi güzellikleri yüksek turizmi, tarımı, madenciliği, enerjisi, sanayisi, muhteşem bir coğrafyamız var. Onun için hep birlikte bu eksiklikleri gidereceğiz. Adapazarı, Karasu Limanı, Akçakoca, Ereğli Limanı, Bartın Limanı ve bütünler birbirine bağlayan demiryolu hattını da biz bitireceğiz. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Bu coğrafyanın hangi eksiği varsa o bizim sorumluluğumuzda. Biz icraatı yüksek bir ekibiz. Bunlar 10 tane metronun hepsinde stop yapmıştı. Geldik, çatır çatır bitiriyoruz. Çatır çatır bitiriyoruz. Hatta bunlar devletin, bakın, milletin parasından, devletin bankalarından bize bir kuruş vermediler, biliyor musunuz? Bir kuruş. Hani milliyetçilik? Ambulans şuraya, sağlık ekibi şuraya, hemen şuraya. Bak, gençler işaret ediyor, lütfen. Sağlıkçılar oraya lütfen, hızlıca. Şimdi bakın, benim sevgili Karadenizli hemşerilerim. Zonguldak'ta söyledim, burada da söyleyeceğim, sözlerimi toparlıyorum. Horon tek kişi oynanır mı? Horon tek kişi oynanır mı? Ya ben horonun kralını oynarım ama tek kişi oynanmaz. Oynanmaz. Biz horonu ekiple oynarız. Bizim ekiple oynarız diyen, ekiple, ekip ruhuyla çalışırız diyen ve ekibinin içinde sadece Millet İttifakı yok, millet var diyen Cumhurbaşkanımız var. Hazır mıyız bu seçime? 14 Mayıs'a hazır mıyız? Görev alacağız mı sandıklarda? 14 Mayıs'ta sandıkları oyla dolduracağız mı? Oylara sahip çıkacağız mı? Türkiye gönüllülerine üye olacağız mı? Çok iyi. Son bir şey kaldı Cumhurbaşkanımızdan önce. Atamın, her ne kadar gözüm mavi değil ama atamın gözleri gibi size bakmazsak namerdim. Böyle bakacağız size. Her evladımıza, her çocuğumuza evladımız gibi bakmazsak, gençlerimize geleceğimiz gibi bakmaz, onları böyle titreye titreye hayatlarına dokunmazsak namerdim. Bak, bu kadar net. Yolumuz açık olsun. Yolumuz açık olsun. Bartın, bu coşkulu günle sizle beraber olmaktan büyük onur duydum. Her şey çok güzel olsun. Her şey. Kalın sağlıcakla, hepinizi çok seviyorum.